Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çünkü benim için sizlerle olmak, sizlerle bir şeyler paylaşmak çok ama çok eğlenceli. Merak ediyorum sevgili arkadaşlarım, nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Bugün neler yaptınız? Neşeli misiniz? Keyifli misiniz? Sabah kalktığınızda dua ettiniz mi? Tanrı ile zaman geçirdiniz mi? İşte bütün bunları çok merak ediyorum. Eğer arkadaşlar siz de bugün özel bir duyguyla, özel bir düşünceyle, Tanrı ile ilgili belki de yüreğinize dokunan özel bir şey varsa bizlere ulaşın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Nora ablanız ve Sat7 Türk her zaman sizlerle ilgili haberleri, sizlerle ilgili sizin yaşadıklarınızı her zaman çok merak ediyor ve sizden gelen haberler bizi her zaman çok mutlu ediyor. Arkadaşlar, bugün sizlere bir soru sormak istiyorum. Bu programı bugün bir soruyla açmak istiyorum. Komşunuz var mı arkadaşlar? Sizler komşu kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Komşularınız var mı? Hiç duydunuz mu? Annelerinizden, babalarınızdan, büyüklerinizden komşuların önemini, iyi komşu diye bir şey hiç duydunuz mu? Ya da şöyle bir atasöz var, bunu hiç duydunuz mu daha önce? Ev alma, komşu al. Şimdi şöyle düşündüğümüz zaman evlerimiz olmadan yaşayabilir miyiz? Yaşayamayız, çok zorlanırız değil mi? Evlerimiz bizler için ne kadar önemli. Evlerimizde zaman geçirmek, dışarıda hava kötü olduğunda başımıza sokabileceğimiz bir evimizin olması, girdiğimiz zaman oturabileceğimiz bir yer, yemek pişirebileceğimiz bir alan, ailemizle zaman geçirebileceğimiz bir evimizin olması ne kadar önemli değil mi? Peki o zaman bu söz, bu atasözü ne anlama geliyor olabilir? Ev alma, komşu al. Nasıl yani? Yani ev hayatımızda ne kadar önemli biliyoruz. Bir de demek ki komşu dediğimiz şey ne kadar önemli ki, eğer bir seçeneğin varsa ve ev alacaksan onun yerine ev alma, komşu al diye bir atasözümüz var. Demek ki komşular hayatımızda çok önemli. Peki komşu nedir? Komşu kelimesini hiç duymayan, anlamını bilmeyen arkadaşlarım için komşu kelimesi genelde bizlerin ortak bir alanı paylaştığımız kişiler olarak kabul ederiz bunu. Mesela aynı apartmanda yaşıyorsak. Mesela diyelim o komşu aynı apartmanın 3. katında yaşıyor. Biz 4. katında yaşıyoruz. Ya da biz 1. katında yaşıyoruz. O 5. katında yaşıyor. O kişi bizim komşumuz oluyor. Ya da diyelim biz o kişiyle aynı mahallede ya da aynı sokakta yaşıyoruz. Kısaca ortak bir alanı paylaşıyorsak eğer, o kişiler bizim komşumuz oluyor. Benim bazen annem anlatırdı, annemin bir arkadaşı varmış, yani bir komşusu varmış aslında, Nilgün teyze diye. Hatta ben de çocukluğumdan hatırlıyorum onu. O beni çok severdi, ben de onu çok severdim ve gerçekten çoğu zaman annemin hayatını Nilgün teyzenin ne kadar kolaylaştırdığını, ona ne kadar yardımcı olduğunu ve aynı zamanda beni ne kadar çok sevdiğini hatırlıyorum. O yüzden arkadaşlar komşular hayatımızda çok önemlidir. Bazen yardıma ihtiyacımız olduğu zaman yardıma koşarlar ya da onların yardıma ihtiyacı olduklarında biz onlara yardıma koşarız. Bazen evimizde şekerimiz biter, bazen unumuz biter, kapılarını çalarız. Sevgili komşum, acaba birazcık unun var mı? Acaba birazcık şekerin var mı diye sorarız birbirimize. Ve tabii ki de böyle zamanlarda ihtiyaçlarımız için birbirimize yardımcı oluruz. Yani arkadaşlar komşuluk gerçekten çok ama çok önemli. Şimdi neden sizlere bu soruyu sordum arkadaşlar? Çünkü birazdan size vereceğim görev bununla ilgili. Ama siz o sırada bir düşünün bakalım. Komşuluk derken, aynı alanı paylaşmak derken, mesela sınıfta aynı sırayı paylaştığınız bir arkadaşınız var mı? Aynı alanı. Ya da aynı sokakta yaşadığınız bir arkadaşınız, okuldan döndüğünüz zaman oynadığınız bir arkadaşınız var mı? Siz bunları düşünün. Biz şimdi gidelim birlikte Ege'yi izleyelim. Ondan sonra görevinizi duymak için zaten hazır olacaksınız. Kedilerin kalbi dakikada ortalama 234 kez atar. İnsanların kalbinin ortalama 80 kez attığını düşünürsek bu oldukça yüksek bir hızdır. Bu yüzden kedileri fazla korkutmayın. 259 çarpı kendi yaşım çarpı 39 işleminin sonucu çok şaşırtırır. Deneyin ve görün. Ben şahsen deneyeceğim. 259 kere 13 kere 39. 13, 13, 13 çıktı cevap. Bakalım sizde ne çıkacak? İstakozların kanı mavidir. İstakozunuz hastalanırsa ve kan bulanma bulmanız gerekirse oldukça zorlanırsınız.
deniz anası. Oh! Ölümsüz deniz anası türü, deniz anaları ölmek üzere olduğunda tüm hücrelerini yeniler. Yani yaşlıktan ölmeleri imkansızdır. Görünüşe aldanmayın. Beyni yoktur. Beyinsiz bir şey yaşam sonsuz olsa da ne olur ki? Sevgili Ege, sana buradan koskocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Yine bugün de bizlerle paylaştığın bilgilerle günümüzü renklendirdin. Şimdi arkadaşlar, eğer görevinizi duymaya hazırsanız sizler de bana eşlik edin. Bizler 3'ten geriye doğru hep birlikte sayalım ve ondan sonra görevinizi ekranlarda görelim. Neymiş acaba, bakalım bugün sizler için hazırladığım görev. Haydi bakalım. 3, 2, 1... Günlük, hatta bundan sonra bütün günlerde, yani ömür boyunca uygulayacağın görev iyi bir komşu olmak. İyi bir komşu ol. Bugün sana verdiğim görev bu sevgili arkadaşım. Ama dediğim gibi bazen böyle bir günlük görevler veriyorum sana. Bazen de uzun zaman, yani ömür boyu uygulaman gereken görevler veriyorum. İşte bu görev onlardan bir tanesi. Bu görevi senin ömür boyu uygulamanı istiyorum. Ama merak etme, bu görevi nasıl uygulayacağını bilmiyorsan Nora ablan işte burada sana her zaman yardım etmeye hazır. Şimdi sana bu durumdan, bu görevden birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle kutsal kitaptan, Tanrı'dan bize gelen o güzel mektuptan bir ayet okumak istiyorum. Bu ayet şöyle söylüyor. Matta 22. bölümden ilkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Zaten ilk buyruk aslında Tanrı'yı sevmenle ilgili, Tanrı'ya olan yüreğinle ilgili, bütün canınla, bütün aklınla Tanrı'yı seveceksin. Bu zaten bizim en önce yapmamız gereken şey, çünkü biz bu hayatta en çok seven kişi zaten Tanrımız. Ama ikinci buyruk ise, yani buyruk aslında bize bırakılmış bir şey değil. Tanrı bu bir kural gibi ve bizim iyiliğimiz için bize verdiği bir kural gibi hayatımızda uygulamamız gereken bir şey. Şöyle düşünün, trafik ışıkları gibi düşünün bunu arkadaşlar. Kırmızı ışık olduğu zaman durmamız gerekiyor ya, bizim de bu buyruğu hayatımızda uygulamamız gerekiyor. Çünkü bizden bunu Tanrı istiyor. Ne diyor? İkinci buyruk, komşunu kendin gibi seveceksin. Bir düşün bakalım, kendini ne kadar çok seviyorsun. Mesela bazen sana çok sevdiğin bir hediye geldiği zaman ya da sana çok sevdiğin bir yiyecek geldiği zaman onu paylaşmak bazı zamanlarda zor gelebiliyor bizlere. Neden? Çünkü hepsini biz kendimiz yemek istiyoruz. Bütün oyuncakları biz kendimiz almak istiyoruz bazı zamanlarda. Ama tabii ki bu doğru bir şey değil sevgili arkadaşım. İşte bu yüzden de zaten Tanrı'nın buyrukları bizim hayatımızı düzenlemek için var. İşte burada da kendimizi ne kadar çok sevdiğimizi anlatmak için aslında bunu anlatıyorum. Bazen o tatlı bir şey, güzel mesela güzel bir şekeri ya da güzel bir çikolatayı ya da güzel bir hediyeyi biz kendimize ayırmak istiyoruz. İşte buradan aslında kendimizi ne kadar çok sevdiğimizi anlayabiliriz. Ama Tanrı bize diyor ki, komşunu kendin gibi sev. Yani kendine her şeker yemek istiyorsan o şekeri bir başkasına da ver. Ya da sana gelen oyuncak seni çok mutlu ediyorsa bir oyuncak da bir başkasına, senin komşunu çok mutlu edecektir diyor. Yani öyleyse o zaman kendine davranılmasını istediğin gibi bir başkasına davran. Peki önce şunu açıklamak istiyorum arkadaşım. Komşu dediğim şey nedir? Sadece aynı apartmanda yaşadığım kişi mi? Ya da komşu dediğim şey benim sadece aynı sırayı, aynı okul sırasını paylaştığım biri mi? Hayır değil. Çünkü şöyle düşünebilirsin. Tanrı bizleri bu dünyaya gönderdi ve bu dünya bizim ortak alanımız. Bizler hepimiz dünyanın neresinde olursak olalım bir ortak alanı kullanıyoruz. Yani dünyayı. O yüzden dünyada yaşayan herkes bence bizim komşumuz. Öyle görmeliyiz. O zaman da bütün insanları, dünyada yaşayan bütün insanları kendimiz gibi sevmeliyiz. Yani komşu dediğimiz şey sadece bizim sıramızı paylaştığımız, sadece apartmanımızı paylaştığımız, sadece sokağımızı paylaştığımız kişiler değil. Peki nasıl iyi bir komşu olabilirim diye sorarsan sevgili arkadaşım, işte az önce sana söylediğim gibi. Mesela bunu pratik bir örnekte şöyle anlatabilirim. Diyelim
okula başladın, yeni sezonda okula gidiyorsun ve okula yeni biri yazıldı. Bu çocuğu daha önce sınıfta görmemiştin. Yeni başladı okula. Ama bir bakıyorsun galiba biraz çekiniyor. Çünkü biliyorsun ki yeni bir ortama girmek, kendi alıştığın yeri değiştirmek her zaman zordur. Ve o da henüz arkadaş edinmedi ve birazcık çekingen ve diğer arkadaşların da ona çok sıcak davranmıyorlar. Orada yalnız başına oturuyor. O zaman sen ne yapabilirsin? Böyle bir durumda sana ne yapılmasını istersin? Seni oyuna almalarını istersin. Birinin gelip seninle konuşmasını, seninle arkadaşlık yapmasını istersin, değil mi? İşte o yüzden şimdi komşunu kendin gibi sevmek için hemen onun yanına gidiyorsun. Okula yeni başlayan arkadaşının yanına. Onunla tanışıyorsun ve onu herhangi bir oyuna davet ediyorsun. Ya da o yalnız kalmasın diye onunla arkadaşlık kurmaya başlıyorsun. İşte o zaman gerçekten iyi bir komşu olabilirsin arkadaşım. Kısaca diğer bütün insanları çok sevdiğin zaman zaten harika bir komşu olacaksın. İşte bugünlük sana verdiğim görev bu kadar. Sen şimdi bununla ilgili bu görevi düşünürken bu konuyla ilgili güzel bir video izleyeceksin. Ardından seni kumdaki hikayelere göndereceğim ve sonra Nora Alban zaten seni yine burada bekliyor olacak. Daniel Yağda soyundandı ve Yeruşalim'de yaşıyordu. Ancak bir gün Daniel esir düşerek muhteşem Babil ülkesine götürüldü. Daniel puta tapan bu ülkede yıllar boyunca yaşadı. Tanrı Daniel'i koruyordu ve ona bilgelik vermişti. Tanrı Daniel'in taptığı Tanrı'ydı. Bir gün Babil kralı Darius bütün ülkeyi yönetecek 120 vali atamaya karar verdi. Bunların başına da 3 bakan atadı. Daniel bu bakanlardan biriydi. Daniel'i kendilerinden daha yetenekli olduğu için kıskanan bakanlar ve valiler, onu küçük düşürmek ve kral ile arasını bozmak için fırsat kollamaya başladılar. Ve bir gün Daniel'in Tanrı'ya tapındığını öğrendiler. Krala gidip tüm halkın sadece Kral Darius'a tapmaları için bir karar çıkarmasını, böyle davranmayanların da aslanlara atılması için bir kanun yapılmasını sağladılar. Daniel bu kanunu hiç önemsemedi ve uygulamadı. Çünkü hiçbir şey kendisini Tanrı'ya dua etmek ve ona tapmaktan alıkoyamazdı. Bir müddet sonra kral,
vezirleri ve valilerinin şikayetiyle Daniel'in bu karara uymadığını öğrendi. Kanuna göre Daniel'in aslanlara atılması gerekiyordu ve kralın bu karardan dönmesi mümkün değildi. Kral Daniel'e kulluk ettiğin Tanrı'nın seni korusun dedi. Gerçekten de Daniel'i aslanların çukuruna attılar. İkinci gün kral Daniel'in durumunu görmek için erkenden aslan çukuruna gitti. Kral çukura gelince şöyle seslendi. Yaşayan Tanrı'ya tapan Daniel, ilahın seni aslanlardan kurtardı mı? Daniel'in sesi duyuldu. Tanrım bana bir melek gönderdi ve bu melek aslanların ağızlarını kapadı. Kral, Daniel hala yaşıyor diye çok sevindi ve emir vererek hemen Daniel'in çukurdan çıkarılmasını sağladı. Kral, bakan ve valilerin kendisini aldattığını öğrendi ve onların aslanlara atılmasını emretti. Kral Darius, tüm halkların gerçek Tanrı'nın kim olduğunu öğrenmelerini istedi ve bir yazı yazarak herkesin gerçek Tanrı'ya, Daniel'in Tanrısına tapmalarını emretti. Bu bölümün sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. 91. Mezmur 11. Ayet. Kumdaki hikayelerimizi de izledik. Şimdi sırada seninle ilgili, senin düşüncelerinle ilgili benim çok sevdiğim bir bölüm var. Haydi bakalım hep birlikte görelim acaba neymiş o bölüm? Sen olsan ne yapardın? Bu bölüm senin düşüncelerini ne kadar önemsediğimizle ilgili aslında. Çünkü sana birazdan bir durumdan bahsedeceğim. Diyelim bu şey başına gelseydi acaba sen ne yapardın? İşte bunu merak ediyorum. Bizlere ulaşmanı istiyorum özellikle. Hatta hemen soruyu duyar duymaz. Soruyu sana okuduktan sonra hemen bizlere WhatsApp numaramızdan ulaşmanı istiyorum. Cevabını heyecanla bekliyorum. Çünkü yarın bu sorunun cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi istersen gözlerini kapatabilirsin ama bence kapatma çünkü göreceğin şeyler var. İstersen de gözlerini açık tutabilirsin. Çünkü ben sana bir durum anlatırken, diyelim başımıza gelmiş olan bir şeyi anlatırken sen de bir taraftan düşün bakalım acaba kendini bu durumun içine koymaya çalış. Sen olsan ne yapardın, neler hissederdin? Şimdi sokakta tek başına dolaşırken birkaç kişinin okuldan tanıdığın bir öğrenciyi zorla orada tuttuğunu ve onu rahatsız ettiğini gördüm. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Umarım asla başına böyle bir şey gelmez. Senin için dua ediyorum. Ama diyelim başına böyle bir şey geldi. Sokakta tek başına yürüyorsun. Belki okuldan dönüyorsun. Belki bakkala gidiyorsun. Bir anda bir çocuk gördüm ve o çocuğu tanıyorsun. O çocuk senin okuldan tanıdığın biri. Aslında belki yakın bir arkadaşın değil. Ama tanıyorsun onu ve o kişiyi, o öğrenciyi, okuldan o arkadaşını birkaç kişinin zorla orada tuttuğunu ve onu rahatsız ettiğini gördüm. Birileri onu rahatsız ediyor. O çocuk oradan kurtulmak istiyor ama bunu şu an için yapamıyor ve sen bunu gördün. Sen olsan ne yapardın bu durumda? Bu durumu gören kişi sen olsaydın acaba ne yapardın? Sana şimdi birkaç şık okumak istiyorum. A şıkkı. Hemen yanlarına koşar ve ona yardım etmeye çalışırım. Yumruklarım her zaman çok iyidir diye düşünürsün. Yani hemen bir anda elinde market poşeti varsa onu hemen bırakırsın ya da hiçbir şey yoksa hemen koşarsın ve onlara, arkadaşına, o çocuğa yardım etmeye çalışırsın. Yumruklarına çok güvendiğin için şöyle bir yumruk savurursun belki de. Yapar mısın bunu? Hadi diğer şıkka geçelim.
hemen etraftan yardım isterim. Çünkü ben tek başına yanlarına gidersem bana da zarar verebilirler diye düşünürüm. Bu da bir seçenek tabii ki. Bunu mu yaparsın? Ve bir sonraki seçenek, çok korkarım ve hemen oradan uzaklaşırım ve bu olayı tamamen unutur ve hiçbir şey yaşanmamış gibi davranırım. Evet sevgili arkadaşım, A, B ve C şıkları, bunlardan bir tanesi doğru. Eğer bunu yaparsan, bunlardan birini yaparsan gerçekten çok faydalı bir şey yapmış olursun. Ama acaba sen hangisini yapmış olursun? Yarın da hangisini yapman gerektiğini konuşacağız birlikte. Şimdi sen bu soruyu düşünmeye başla. Bizlere cevaplarını göndermeye başla. Biz de o sırada çok sevdiğimiz iki arkadaşımızın yanına gidelim. Haydi bakalım, Meyvezi bizi bekler. Hala mı? Ya ne kadar güzeldi bu yemekler mi? Eline, vaktine, emeğine sağlık. Ya bak aslında senin o güzel harcı, yani domates suyun olmasa olmazdı. Tabii. Herhalde yani. Yoksa aylardır aynı şeyi içip bir anda daha farklı lezzetler denememizde bir ilgisi yok bunun. Yok canım, daha neler. Evet sevgili kardeşlerim. Elçi Paulus'un yolculuğuna devam edelim öyleyse. Bu üçüncü haber gezisi tam 5 sene sürmüş mü? Tabii 3 yılı Efes'teki konaklama oluyor. Evet, üçüncü yolculuk uzun bir yolculuk. Paulus'un taklitlerinin ortaya çıkması, elbette ki onun davasından vazgeçmemesi, yürekli bir tavrı ve ünlü birisi olmasından kaynaklanıyordu. Taklitler aslını yaşasın. Evet, evet. Efes'te birçok olay yaşandı. Sonunda Paulus kentten ayrılma planları yapmaya başladı. Aklında Makedonya'ya ve Ahaya'dan geçerek Yeruşalim'e gitme planı vardı. Kendi kendine oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerekir dedi. Elçilerin işlerinde de yazıyor. Kesinlikle. Elçi Paulus'un kafasındaki Roma'ya gitme düşüncesi ilk burada belirdi. Yanında bulunan Timoteus ve Erastos'u Makedonya'ya gönderdi. Erastos kim ya? Erastos? Bizim Korintli Erastus. Romalılar bölümünden de öğrendiğimize göre Erastus vatandaşlık statüsü yüksek biriydi. Korint'te, Korintos'ta muhafızdı. Bir süredir de Elçi Paulus'un öğrencisiydi tabii. Tamam, muhafız olan, tamam, devam edebilirsin. Evet, Elçi Paulus onları yolladıktan sonra bir süre daha kentte kalmak istedi. Kentte bir karmaşa oluştu. Bazıları yine Paulus'a saldırdılar. Gaius ve Aristaros da dahil olmak üzere üçü tutuklandı. Ancak dava düştü ve şehirdeki bu karmaşa ortamı duruldu. Paulus öğrencilerini yanına çağırdı, onlarla vedalaştı ve Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. Öncesinde de Yunanistan'a varacaktı tabii. Her şey süper. Yunanistan'ı biliyorum, Makedonya'yı biliyorum. Ama Gaius kim, Paros kim ya? Gaius ve Aristaros. Evet. Elçi Paulus'un vaftiz ettiği öğrencileri bunlar. İsa Mesih'in müjdesi uğruna çeşitli zulümlere de uğrayan imanlılar. Bir örnek verir misin? Şöyle söyleyeyim. Efesos'ta İsa Mesih'i değil de Yunan mitolojisinden kalma Artemis'i takip etmek isteyen bir grubun Gaios ve Aristaros'u yakalayıp sürüklemelerini söyleyebilirim. Ama onlar imanlarını bozmadı. Hem de kent başkanı kalabalığın karşısına çıkarak, "Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınağa soydular ne de tanrıçanıza sövdüler." dedi. İmanlılar, evet. İmanın gereği olarak da sonuna kadar ahlaklılardı tabii. Kesinlikle Zihi. Örnek bir Hristiyan işte böyle olunur. Kutsal kitap ahlakına tam anlamıyla yaşamak zor olabilir. Ama bu içselleşmeli ve uğrundan şaşılmayacak bir hedef haline gelmelidir. Ne güzel söyledin mi? Rica ederim Zihi. Paulus'un Yunanistan'a gidişini sonraki bölüme bırakalım ve bir doğru mu yanlış mı sorusu patlat istersen, ha, ne dersin? Bir bölüm daha atlayacağım bu soru işini. Çünkü bu vaktimi kutsal kitaptan ahlak üzerine örnek ayetler vererek değerlendirmek istiyorum. Ne dersin? Zihi, harika derim. Eğer bir kimse birinci olmak isterse hepsinin sonuncusu ve hepsinin hizmetçisi olacaktır. Evet. Evet, Marcos'tan Zihi.
Devam etmeyecek misin? O kadar ağır, o kadar derin ki bunu düşünmekten ikinci bir örneği veremedim. Gerçekten de çok derin ve çok güzel Zi. Dilersen ben de başka bir örnek vereyim ve bölümümüzü bitirelim, olur mu? Olur. Luka 3.11'de dediği gibi Yahya yanıtladı. İki kat üst giysisi olan olmayana versin. Yiyeceği olan da aynısını yapsın. Yiyecek diyerek hatırlattın kardeşim. Ne güzeldi o yaptığın yemekler ya. Evet. Böylece başladığımız noktaya dönmüş olduk. Bu bölüm de burada bitsin artık. Tabii döneceğiz mi? Güneşin altında yeni bir şey yok demiştin zaten. Ben demedim. Süleyman Peygamber diyor bunu. Anladık o kadarını canım. Sen de. Sözü bölümündesin arkadaşım. Benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Bu bölümde kutsal kitaptan bölümlerle, yani Tanrı'dan bize gelen o güzel mektuptan bölümlerle Tanrı'yı daha iyi tanımaya, Tanrı'yla daha iyi dost olmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten çok eğlenceli. Çünkü bu bölümde biz Tanrı'nın sırlarını, geçmişte neler yaptığını, neler yapabileceğini ve şu an neler yapıyor olduğu hakkında fikir sahibi oluyoruz. Acaba bugün seninle hangi bölümü işleyeceğiz? Bu bölümün ismi çok güzel. Bence duyunca çok sevineceksin. Hazırsan söylüyorum. Cennet dünyaya geliyor. Çok güzel bir ismi var. Düşünebiliyor musunuz? Cennet her zaman bizim hayallerimizi süsleyen cennet nasıl dünyaya gelebilir? Gerçekten böyle bir şey olsa harika olurdu. Ama arkadaşım bu aslında tabii ki de bizim dualarımızla biz bunu yapabiliriz. Çünkü aslında cenneti dünyaya getirmek, cennettekileri dünyaya getirmek anlamına gelebilir. Ve cennette kimler var? Melekler var, Tanrı'nın sevgisi var, Tanrı'nın egemenliği var. Ve her zaman Tanrı ile birlikte olduğumuzla ilgili bir durum var. İşte o yüzden sen ne kadar çok dua edersen cennet dünyaya gelecek. Ama bir taraftan arkadaşım bu bölüm Mesih'le ilgili. Biz yine geçmişe gidiyoruz seninle birlikte. İsa Mesih en son neler yapmıştık hatırlıyorsun. İsa Mesih dünyaya gelmişti, doğmuştu bir bebek olarak ve aradan çok uzun zaman geçti. Mesih İsa artık bence büyüdü. Peki acaba neler oluyor bundan sonrasında? Haydi bakalım gel birlikte hem okuyalım hem de birlikte sohbet edelim. Evet. İsa'nın doğduğu günlerde bir bebek daha doğdu. Nasıl yani? İkizi mi yoksa? Sanırım değil. Onun adı Yahya'ydı. Ve Tanrı onun için özel bir görev hazırlamıştı. Tıpkı senin için hazırladığı gibi. Şunu unutma ki Tanrı'nın hepimiz için hazırladığı özel görevler var. Ve bazen şu an henüz bu konudaki yaptığımız şeyler görünmese bile emin olun her birimiz için Tanrı'nın özel bir görevi var. Ve biz eğer istersek Tanrı bizi bu görevlere hazırlıyor. Yahya herkesi İsa için hazırlayacaktı. Çok güzel bir görev olmalı bu. Yahya doğduğunda babası biliyordu ki Tanrı'nın İbrahim'e vermiş olduğu söz yerine gelmekteydi. Tanrı kurtarıcıyı gönderiyordu artık. Yahya'nın babası o kadar mutlu oldu ki bir şarkı söyledi. Tanrı asla durmayan, asla vazgeçmeyen, kırılmaz. Sonsuz ve süresiz bir sevgiyle bizi sevdiği için cennet dünyaya geliyor. Tanrı cennetten bir ışık gönderiyor. Güneş gibi üzerimize parlasın. Karanlıkta ve ölümün gölgesinde olanlar üzerinde parlasın. Ve ayaklarımızı barışa yönlendirsin diye. Böylece Yahya büyüdü. Aslını söylemek gerekirse birazcık garip biriydi Yahya. Nasıl yani? Şöyle, bir kere Yahya çölde yaşıyordu. Deve tüyünden yapılmış kaşındırıcı giysiler giyinirdi. Bizim şu an belki de giymeye dayanamadığımız şeyler. Kocaman gür bir sakalı ve upuzun dağınık saçları vardı. Şimdi daha da garip olanını söyleyeyim sana eğer hazırsan. Açık konuşmak gerekirse burayı okumak benim için biraz zor ama cesaretimi toplayıp okuyorum arkadaşlar. Sadece çıtır çıtır
çekirgeler yerdi. Hayal bile edemiyorum. Onlara da yaban balına banarak yerdi. Muhtemelen tadı daha güzel olsun diye. Ama Tanrı halkına önemli bir şey söylemek için Yahya'yı göndermiştir. Tanrı'dan kaçmayı bırakın ve artık ona doğru koşun dedi Yahya. Kurtarılmaya ihtiyacınız var. Size iyi haberim var. Kurtarıcı geliyor. Yüreklerinizi hazırlayın. Evet, hazırlanın. Çünkü kralınız sizleri geri almaya geliyor. Peki acaba Yahya'nın bu bahsettiği kişi kimdi? Biz biliyoruz ki o kişi Mesih'ti. Ama acaba insanlara Yahya bunu söylediğinde insanlar ne tepki verdiler? Bu hikayenin devamını yarın birlikte okuyacağız. Ama bugünlük benden size koskocaman sevgiler olsun. Sizden unutmayın ki sen olsan ne yapardın bölümü için cevaplarınızı bekliyorum. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bizlere ulaşın arkadaşlar. Nur ablanız sizi çok ama çok seviyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.